hak edilenler. Hiç önemli değil benim için. Özlenenler. Çok fazla göz önünde değiliz. Gündemdekiler. Oğuzhan beni bir albümünde benimle düeti yaparsa. Ünlü isimleri buluşturan ödül törenine sayısız ünlü isim katıldı. İşte o geceden yansıyanlar. Halk müziğinin efsane isimlerinden Fatih Kısaparmak'la eşi Şebnem Kısaparmak'ı 40 yılda bir görürüz böyle gecelerde. Çok fazla göz önünde değiliz. Böyle her taşın altından çıkmadık, çıkmıyoruz. İşimizi yapıyoruz ve işimizle gündemde kalmaya çalışıyoruz. Hatta mümkünse yeni bir gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Şu sıralar ailece Şebnem Hanım'ın yeni albümüne odaklanmışlar. Hem benim şarkılarımın olduğu, hem cover şarkıların olduğu, arabesk şiir ve özgün müziğin buluştuğu karma bir albüm gelecek. Prensipli bir sanatçı oldu hep Fatih Kısaparmak. Halk konserleri hariç sahneye çıkmıyor ve hiçbir para onu bu kararından vazgeçiremiyor. Şöyle İstanbul'da çok böyle çok güzel yerde, Boğaz'da vesaire falan çok iyi bir mekandan 3 milyon, 5 milyon TL sahne teklifleri gelse kabul etmez misin? Bugüne kadar etmedim, bundan sonra da hiç etmeyeceğim. Halk konserlerini tercih ediyorum ve halk konserlerinin verdiği keyfi hiçbir şeyin vermediğini evet, düşünüyorum. Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş törende Amsterdam tatilinden dönmüş. Çok güzel ama çok soğuktu, yağmur falan. Sadece yürüdük, bol bol bütün sokaklarını yürüdük. Güzel spor da oldu bize. Çok eğlendik. Güzel bir iki gündü. Arkadaşlarımızla geldik. Rapçi sevgilisi Blok 3'ten dizisindeki öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldıkları yazılmıştı. Ben hiç özel hayatımla ilgili hiç konuşmadım. Bugün de buraya ödül almaya geldim. Bununla ilgili hiçbir şey söylemek belki istemiyorum. Belki bana benim için bir şeyler söylersiniz hiç diye sordum. Hiç konuşmadım şimdiye kadar. Hiç konuşmadım. Şimdiden sonra da konuşmayacağım. O zaman... Çünkü ben işimle anılmak istiyorum. İbrahim Büyükak ödül törenindeki isimlerden yeni bir film hazırlığında. Ya bir senaryo üzerine çalışıyorum. Muhtemelen yazın sete girmiş olacağız. Onunla da kadroyla ilgili güzel sürprizlerim olacak. Daha şimdi açıklayamıyorum ama enteresan ve değişik ve güçlü bir kadroyla yeni filme başlayacağız. Filmin kadrosunda Oğuzhan Koç var mı peki? Oğuzhan beni bir albümünde benimle düeti yaparsa neden olmasın yani, tabii ki. Yani hep benden beklenmesin her şey yani. Biraz da onlar taşın altına elini koyacak. O zaman düete karşılık rol diyebilir miyim? Evet, bir düet istiyorum. Düet varsa Oğuzhan'cığım. Oğuzhan'la 3 tane filmimiz var. Dördüncü film için kardeşim. Artık bir düetin zamanı geldi. Şu sesi değerlendir. Çağatay Ulusoy'la birlikte yaptığı Sessizim şarkısıyla adından söz ettiren Mustafa Mert Koç'layız. Çağatay Ulusoy'un gizli müzik yeteneğini o ortaya çıkardı. Sürekli gitar konusunda inanılmaz bir üstad. Zaten kendisi de yazıyor, söylüyor ama biraz daha gizli tutmak istiyordu. Dedim ben seni söyleyeceğim çünkü senin buna hakkın var. Öyle çıktı, beraber çıktı yani. Beraber yaptık. Elif Buse Doğan da törende. Kasımpaşalı şarkısının gördüğü ilgiden çok aldığı eleştiriler var gündeminde. Bir taraf hala eleştirmeye devam ediyor ama bir taraf çok seviyor. Yakın zamanda bir konserdeydik, hem Konya'ya gittim hem Ankara'ya. Dinleyici çok seviyor. Hatta dans ediyorlar. Klipte yapmış olduğumuz koreografiyi de yapıyor herkes. Kasımpaşalıyım, elim aşağılıyım. Çok şugarım ama yandan paçalıyım. Zinet Sali geliyor. Müzik dünyasında son dönemde beğendiği isimlerden biri Mert Demir. Çok beğendiklerim var tabii, beğenip dinlediklerim. Özellikle Mert Demir'i çok beğeniyorum. Mert Demir dışında çok fazla orijinal üretim yapılmadığı görüşünde Zinet Salih. Evet, yani içerik üretilemiyor. Hani bir şey, iyi bir örnek varsa onun böyle bir sürü muadilleri tak tak tak, şarkıcılar da olsun. Arka refahlar bile aynı yani artık şeyler, ledler bile aynı. Sıkıldım yani. Furkan Andıç ödül törenindeki isimlerden. Oynadığı Cadı filminin gördüğü ilgiden memnun. Yani biz çok memnunuz. İlk iki haftanın birincisi olduk. Bu da ayrıca gurur verici bir şey. Onun dışında farklı bir janr olması ve bunun toplum tarafından da kabul görmesi başka bir taraftan da beni memnun eden ve ekibi memnun eden bir şey oldu. Buradan seyircilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Proje okuma aşamasında şu sıralar. Merak ettiği dizilerden biri de Bahar. Bahar'ı çok merak ediyorum. O da çok revaçta aslında. Evet, Demet Hanım'ın oyunculuğu vesaire. Yani genel olarak ekibin de başarısızdı. Demet zaten oyunculuğu tartışılacak bir oyuncu değil bence. Onlara da başarılar diliyorum. En kısa zamanda izleyeceğim dedim. Aybüke Pusat'la ilişkisinin kıskançlık yüzünden bittiği yazıldı. Zaten gizemli bir aşkları vardı. Bitişi de gizemli oldu. Zaten özel hayatımla ilgili çok konuşmayı sevmediğim için bu konuyla ilgili de bir şey söyleyemeyeceğim. O yüzden... Aşklarının merak edilmesine şaşırıyor Furkan Andıç. Ama hiç de şaşılacak bir şey yok burada. Evet, bu kadar yorumu açık ve insanların dahil olması da beni şahsen
şaşırtan ve yani rahatsızlık diyemem de şaşırtan bir durum. O yüzden içinde olmayı çok istemediğim bir durum. Özel hayatımda çok gündeme gelmek istemiyorum. Mert Demir gecenin konuklarından. Stili dikkat çekici. Kız kardeşine bırakmış tarzını. Kız kardeşim yapıyor bu işleri. O yüzden ona teşekkür ediyorum siz beğendiyseniz. Harikasınız. Hızlı hızlı törene giderken aşk soruları peşi sıra geliyor. Serenay Sarıkaya'nın galasında onunla ilgili sorulara tepki vermesi çok konuşulmuştu. Ya böyle şeyler çok milattan önce de kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Gerçekten. Yani bana çok komik ve inanması güç geliyor. Buna inan, insanların inanması da bana çok tuhaf geliyor. Böyle bir şey gerçek hayatta yok ya. Evet. Biz eğlenmeyiz. Yani ben öyle yaşamıyorum. Mert Demir konuya yorumsuz kalmanın en iyisi olduğunu düşünüyor olmalı. Güzel giden de bir ilişkiniz var. Karışı ortalık. Abi bir şey söylemediğimi biliyorsun zaten ya. Ama çok da yorumlar yapıldı aslında bu ilişki için. Yorumlar yapılır, yapacak bir şey yok. İlişkileri için reklam aşkı bile dendi. Mert Demir'in kulakları bu eleştirilere tıkalı. Hiç önemli değil benim için. Az sonra sahnede yılın popçusu ödülünü alıyor Mert Demir. Burada hepimizin huzurunda ödülü almamda emeği olan bütün ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür etmiş olayım. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Zinet Salih, Müjdat Gezen ve daha pek çok isim ödül alıyor o gece. Yılın fantezi müzik sanatçısı seçilen Alişan'ın ödül konuşması da güldürüyor. 26 yıl oldu benim de. Sayısız ödül var evimde ama en çok beni zorlayan şey benim oğlum 5 yaşında 2 sene sonra okuma yazmayı öğrenecek ve ödüllerin çoğunda burası Hasan Can'ı ilgilendiriyor. Yılın fantezi erkeği yazıyor şu anda. Yani burada inşallah müzik eklenmiştir diye çok çok ciddi teşekkür ediyorum. En iyi fantezi müzik sanatçısı eklenmiş. Allah şükürler olsun. Çok teşekkürler. Ödül gecesinin sonunda Alişan'a soruyoruz bunu. Esprisini konuşulmak için yapmamış. Ben konuşunca olay yaratırım diyor Alişan. Ben bu mesleğe de ilk girdiğimde hep oydu benim amacım. Yani çok ünlü olmak, çok tanınmak, işten işe koşmak tabii ki bunlar çok güzel şey. Ve herkes beni konuşsun, herkes beni şey yapsın. Konuşulmak çok kolay biliyor musun? Yani şurada iki laf ederim, 3 hafta konuşurlar. Konuşulmak çok kolay ama önemli olan iyi konuşulmak, iyi bahsedilmek, iyi bir şeyler yapabilmek. Şükürler olsun. Onların başını öne eğdirecek bir hatam ya da herhangi bir şeyim olmadı veya ailemin. Önemli olan o. Manga grubunun solisti Ferman Akgül'leyiz. Danimarkalı eşinin işi için Kopenhag'a yerleşme kararı aldı. Ya eşimin kariyeriyle ilgili önemli bir teklif geldi ve kaçırmasını istemedim. Yani çünkü işte insan yıl merhumunda kalmadı. Yani uzun yıllar o beni çok destekledi. Türkiye'de ben de dedim ki hani ben oradan da gider gelirim. Senin için daha iyi olacaksa bu taşıma ben seni desteklerim dedim.